Deniz Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kadın ve sürdürülebilirlik konulu programımızda bugün çok özel iki hanımefendiyi ağırlıyorum. Bir tanesi benim çocukluk kahramanım diyeceğim. Büyük hayranlıkla izlediğim bir isim. Diğer hanımefendi de mesleğinde duayen bir halkla ilişkiler üstadı. Sayın Ümran Beba ve Sayın Arzu Paksoy Çekirge. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi ben hemen bir anıyla başlarım. Seyircilerim benim biliyorlar. 2010'lu yıllarda ben daha insan kaynaklarına yeni başlamışım falan. Bir akşam haberlerde bir anons düştü. Ümran Beba işte ailesiyle beraber Hong Kong'a taşınıyor. İşte o dönem ve uzun yıllar hizmet ettiği PepsiCo'da tepe yöneticisi olacak. İşte ilk kadın yönetici falan. Ben de ekrana hayran hayran bakıp dedim ki bir gün ben de böyle olabilir miyim? Acaba böyle olmak için ne yapmak gerekiyor falan. Yıl 2022 aynı karede oturuyorum. Kendimle de gurur duyuyorum. Hayata da teşekkür ediyorum. Efendim merhabalar. Merhaba. Merhaba. Bugün sizinle kadın, sürdürülebilirlik ve elbette ki liderlik konuşacağız. Hı-hı. Ve tabii ki seyircilerimin de bildiği üzere bu değerli kitap benim her zaman misafirlerimin kitaplarını ekrana göstermek gibi bir özelliğim vardır. Bu kitabı konuşacağız. Çünkü bu kitap iki hanımefendinin ellerinden çıktı, akıllarından çıktı. Efendim siz iki lise arkadaşısınız. Yolculuk oradan başlıyor. Ama önden öğrendim hani öyle çok yakın arkadaş falan da değil misiniz? Yani hani böyle bir kanka olup da yıllara sahip değil. Tesadüfler buluşturmuş ama önce bir sizleri tanıyalım. Ümran Hanım sizinle başlayalım. Bir kariyer hayatınızı dinleyelim. Sonra Arzu Hanım'a döneceğim. Sonra da yolculuğumuza başlatacağım. Evet doğru. Robert Lisesi'nde biz beraber okuduk. Sonra ben Boğaziçi Endüstri Mühendisliği ve İşletme Master'ı yaptıktan sonra pazarlama dünyasına atıldım. Colgate-Palmolive ile başlayan kariyerim sonrasında PepsiCo ile buluştu. Burada yiyecek işi vardı o zaman. Sonrasında içecek de tabii ki devreye girdi ve 25 yıl aynı şirkette. Fakat farklı bölümlerde pazarlama, satış, insan kaynakları, genel müdürlük, çoklu ülkelerde genel müdürlük, başkanlık, sonra tekrar insan kaynakları başkanlığı, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda C-suite pozisyonlar derken 25 yıl ve bir de Türkiye, Hong Kong, Dubai, Amerika olmak üzere ülkelerde ailemizle yaşayarak son 12 senedir yurt dışındayız. Sonra oradan emekli olup son 2 senedir de 3 ayaklı bir ikinci kariyer sürdürüyorum. August Leadership şirketim şu anki orada ortak olarak çalışıyorum. Üst düzey yönetici yerleştirme, liderlik danışmanlığı, çeşitlilik, kapsayıcılık danışmanlığı o işimin ikinci kariyerimin bir ayağı. Ne güzel. Diğeri yönetim kurulu, kurulu üyeliklerim var İngiltere'de ve Amerika'da. Üçüncüsü de ailece kurduğumuz Beba Vakfı, inovasyon ve girişimcilik. Bunda da üniversitelerle yarışmalar, gençlere mentörlük ve eğitimler ile hayatımızı sürdürüyoruz. Müthiş, dolu dolu devam eden ikinci ve üçüncü kariyerler olmuş evet, sizin. Evet, çok aynen, güzel, yeni hayatınıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Size dönüyorum efendim. Sizin çok renkli ve çok keyifli, bol ödüllü bir kariyer hikayeniz var. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ümran'ın bu kadar uluslararası hikayesinden sonra benimkisi daha yerel bir hikaye. Siz öz be öz ama neresi söyleyin ne olur. Ben de Robert Lisesi'nden evet, mezunum. Ümran'la birlikte daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Sonra da turizm bölümünde double major yaptım. Ve benim kariyerimde çift ana dal şeklinde gitti. Bir turizmde kariyer yapmaya başladım. Bir de reklamcılık sektöründe. Sonra hayat beni Sabancı Holding'le evet, tanıştırdı. Ve Sabancı Holding'de rahmetli Sakıp Sabancı'nın basın danışmanı olarak 16 yıl boyunca çalıştım. Ve kendisinin vefatından sonra da ayrıldım ve Türkiye'nin ilk sosyal sorumluluk ve sponsorluk odaklı iletişim danışmanlığı şirketi olan Arya'yı kurdum. O zaman Arya'ydı. Daha sonra farklı bir ortakla 10 yıl önce de RPR iletişimi kurdum. RPR'da da biz ağırlıklı olarak sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve stratejik iletişim üzerine çalışıyoruz. Bunun dışında Posta Gazetesi'nde 4 yıldır sosyal sorumluluk konusunda köşe yazıyorum. Bundan da büyük gurur duyuyorum çünkü bu Türkiye'nin ilk sosyal sorumluluk sayfası. İlkleri seven biriyim. Evet.
Woman TV'de de sosyal sorumluluk konulu bir program yapıyordum. Zaten yollarımızın Ümran'la tekrar kesişmesi de o program sayesinde olmuştu. Şimdi hemen oraya dönüyorum. Bu kitap nasıl doğdu? Sizi ne buluşturdu ve bu bilgileri, donanımları buraya nasıl aktarmaya karar verdiniz? Woman TV'de İyilik Her Yerde diye bir televizyon programı pandemi yapıyordum. Pandemi öncesinde sosyal sorumluluk konusunda. Ümran da o zaman Pepsi'deydi ve biz görüşüyorduk. Ben dedim ki hani Ümran programa katılmak ister misin? O da sağ olsun katıldı. Çok güzel bir program çektik. Daha sonra pandemi döneminde Instagram'da canlı iyilik sohbetleri yapıyordum. Ben yine Ümran'cığım senle bir sohbet edelim mi dedim ve o şekilde bir sohbet ettik. Çok keyifli bir sohbetti. O sohbetin sonrasında da Ümran'dan böyle bir öneri geldi. Arzu kitap yazalım mı diye. Ben tabii çok mutlu oldum. Tamam dedim ve biz yola çıktık ve bu kitap pandemide ortaya çıktı. Şimdi kitap diyoruz ama ben şimdi bendeki etkilerini size anlatayım. Kitapta çok sayıda liderimizi göreceksiniz. Çok bilindik ve ülke ekonomisine yön veren, ülkeye sosyal faydasına yön veren isimler göreceksiniz. Ama satırlarda gençlere öyle mesajlar var ki, satırlara, liderlere öyle mesajlar var ki adeta da bir liderlik kitabı. Hani burada kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, sosyal etki diyor ama bence dip toplama baktığımızda liderlik cümleleri çok ön plana çıkıyor. Ara ara söyleyeceğim neler olduğunu. Ne kadar zamanda yazdınız kitabı? Çünkü fiziki mesafeniz çok fazla. Hani Zoom'larda, Teams'lerde bu buluşmalar oluyordu diye düşünüyorum. Aynen öyle. Kitabı 6 ayda yazdık. Ama 6 ayda yazdığımız kitabın tabii edit edilmesi, üzerinden geçilmesi, tasarımı, basılması da bir 6 ay aldı. Dolayısıyla toplamda bir yılı buldu. Şimdi burada önce Ümran Hanım'a sormak istiyorum ben. Şimdi kurumsal sosyal sorumluluk aslında sizin çalıştığınız kurumla hayatınıza yıllar önce girmiş bir kavram. Evet, evet. Yani Türkiye'ye döndüğümüzde daha yeni yeni pandemiyle beraber farkındalık arttı. Şimdi Türkiye'deki gelişimi nasıl görüyorsunuz? Siz daha önce bu kurumsal sosyal sorumlulukla uğraşmış bir yönetici olarak onun temellerinden beri yetişmişsiniz. Türkiye'de nasıl görüyorsunuz bu gelişmeyi? Şimdi ben biraz kendi tecrübelerime burada gideyim. Benim ilk Türkiye'de bu konuya girişim aslında şöyle oldu. Deprem döneminde bizim fabrikamız etkilenmişti. İzmit'te tam biz bölgedeydik. Dolayısıyla bu süreçte hem çalışanlarımıza yardım etmemiz gerekiyordu hem de o bölgedeki okulların yeniden yapılanması gerekiyordu. Bu dönemde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Türkan Hanım'la birlikte çalışma şansımız oldu. Ve sonrasında bu kızların okula gidememesi konusu gibi konular bizle kaldı ve biraz o konuda girişimlere başladık. Okuma odaları diye Güneydoğu GAP bölgesinde okuma odalarını başlattık. Takiben de çalışanlarımız kendilerinin verdiği burslarla kızları orada okula göndermeye başladılar. Ve şu anda hala devam ediyor bu program. Yani düşünürseniz böyle 2008'lerden belki yani çok uzun süredir, 10 yılı aşkın süredir devam eden bir program. Benim ilk öyle başladı. Sonra tabii 2010'da ben Asya Pasifik'e gidince arkadan Dubai, Amerika derken Asya Pasifik'te özellikle çok fakir ülkeler, küçük, fakir, gelişmekte olan ülkeler vardı. Suyu olmayan, elektriği olmayan, belki işte yiyecek problemi olan, temiz suya ulaşamayan kişilere ürün satmak öncelikle onların temel ihtiyaçlarına destek olmayı gerektiriyordu. Dolayısıyla ben oradaki Asya Pasifik Başkanlığı döneminde hem satış, kar konularından sorumluyken hem de bu projeleri yapmak üzere kolları sıvadım. Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımız da zaten bunları anlayan, çok iyi niyetli, bu işlere emek harcayan insanlardı. İşte ışık projelerimiz oldu, eğitim projelerimiz, kitap projelerimiz gibi. Şimdi Türkiye'ye gelirsek aslında biz kitapta da onu Arzu da anlatır. Yani bunun aslında çok yeni değil. Farklı şekillerde zaten yapılan işler bunlar ama adı değişti. Adı, aynen. Bravo, aynen. Ve bence artık hani yapılsa da olur güzel işlerden yapılması gereken işlere döndü. Orada istersen tarihçeyi belki çok kısa özetleyebilir. Tabii çok iyi Arzu. Yani biz kitapta da kısa da olsa tarihçeyi yazdık. Evet.
Yani esasında bizim Osmanlı kültüründen 12. yüzyıl ahilik döneminden gelen bir kavram bu. Evet. Yani biliyorsunuz Osmanlı'da kuş beslemek için bile vakıflar varmış. Dul kadınlara destek veren vakıflar varmış. Dolayısıyla bizim hamurumuzda olan bir şey hayırseverlik. Ama Ümran'ın da dediği gibi yıllar içinde bu tanımlar değişti. Önce hayırseverlikti, sonra bağış yardımdı. Sonra 1960'lı yıllardan sonra daha çok devletin eliyle bu yardımlar yapılırken 1980'lerde holdingler daha çok işin içine girmeye başladı. Kültür sanat alanında, eğitim alanında, spor alanında pek çok şimdi sosyal sorumluluk dediğimiz toplumsal fayda projeleri yapmaya başladılar. Ama son 20 yıllık dönemde ki ben bu 20 yılda gerçekten bu konunun içinde bir fiil çalışan biri olarak söylüyorum. Çok ciddi anlamda bir değişim yaşandı. Çünkü eskiden daha Türkiye'nin ihtiyacı olan eğitim, sağlık gibi konularda bu çalışmalar yapılırken ve beklentiler bu yöndeyken son dönemde özellikle son 5 yıllık dönemde daha çok niş alanlarda yani aile içi şiddet, çocuk hakları, kadın hakları, girişimcilik, çevre, iklim gibi konulara daha çok yoğunlaştı ve artık kurumlar çok daha odaklı bir şekilde sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapıyorlar. Çünkü başka türlü onlarca yüzlerce projenin arasından sıyrılmak ve toplumda bir farkındalık yaratmak mümkün değil. Dolayısıyla son dönemde çok daha gündeme geldi diyebiliriz. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bunun artık sürdürülebilirlik gündeminin altına oturması ve bilinçli bir şekilde 5-10 yıllık planlarla ilerlemesi önem kazandı ve kazanıyor diyeyim. Belki Türkiye'de o kısmı daha yeni. Yani sürdürülebilirlikte biliyorsunuz çevre, sosyal ve yönetişim anlamında projeler, hedeflemeler olur iken şimdi bu kurumsal fayda yaratma işini nasıl bu üçlünün altına koyabiliriz ve 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık yani sürdürülebilir projeler haline dönüştürebiliriz. Örneğin kadın projeleri sosyal altında oturabilecek, kadınların iş dünyasında olsun, yönetim kurullarında olsun, işte sistem alanında olsun ki o projeden de bahsetmek istiyorum. Lütfen. Arttırılması gibi konular artık çok önem kazanır hale geldi. Ve hani böyle bugün bunu yapmak istiyorum, yarın yapmayacağım değil. Aynen. Bu işi ben yapıyorum ve önümüzdeki 10 sene yapacağım. Deyince mesela 1 milyon kadına mentor programı. Evet. İşte 10 yılda 1 milyon genç kızımıza ve kadınımıza sistem konusunda mentörlük yapmak üzerine Amerika'dan getirdiğimiz bir program. Hem Beba Vakfı olarak getirdik ama bizimle birlikte PepsiCo, Turkish Win, Bin Yaprak, Logo Yazılım, Limak başlangıçta, Petrol Ofisi, ondan sonra G'yi de destekledi, STEM Connector Amerika'dan ve onun yanında US Chamber of Commerce gibi çok önemli kuruluşlarla başladık. Şu anda gitgide artan hem üniversitelerimiz hem özel sektörümüz var. TOB var, hatta onlarla da toplantılarımız oluyor. Gibi yani bir de burada ne görüyorsunuz? Endüstri, akademisyenler, devlet el ele çok paydaşlı büyük projeler ancak sonuç getirebiliyor. Yani bence onun da önemini anlamamız lazım. Sonuç almak istiyorsanız herkes bir araya gelsin, bir konuya yatırım yapsın. Vakit ayırsın, kaynak koysun. O zaman daha başarılı oluyoruz. Kesinlikle. Daha sinerji yaratmak gerekiyor her konuda. Yani eskiden şöyle bir anlayış vardı. Küçük olsun benim olsun. Bu projeyi ben yapayım başka kimse o alana girmesin. Artık o dönem geçti. Yani çünkü gerçekten çok ciddi sorunları var dünyanın. Dünyanın ve ülkemizin o sorunlarını ancak aynı konuda vizyonu olan kurumların bir araya gelip el ele vererek sinerji yaratarak çözüm üretmesi mümkün. En son Davos toplantısında CEO'ların ajandasında ilk 3 konu iklim krizi, göçler ve de ekonomik eşitsizlikler. Yani artık hani ben üretirim satarım dönemi geçti. Gerçekten toplumu da iyileştirmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Bunu tabii biraz da şimdi İK'cı bakış açısıyla da sorayım. Kurumlara adayların başvuruları ve çalışanın aidiyetini de tetiklediğini düşünüyor musunuz? Bu kurumların sosyal sorumluluk projelerinin hani bunun da bir etkeni olduğunu. Yani zaten bu konuda çok yapılmış araştırma var biliyorsunuz. Yeni nesiller artık bu konuda daha bilinçliler. Şimdi büyümek,
kar tabii ki çok önemli. Bunlar devam ediyor önemli olmaya ama bunun yanında çevre duyarlılığı, insan duyarlılığı, yönetişim konusunda etik değerleri yüksek şirketleri tercih ediyorlar. Tüketiciler de bunları tercih ediyor veya müşteriler de bunu tercih ediyor. Dolayısıyla bu artık tüm paydaşların, yatırımcıdan başlayarak çalışan, tüketici, müşteri, tüm paydaşları ilgilendiren konular. Onun için sürdürülebilirlik, sosyal etki ve kurumsal sosyal sorumluluk bu kitapta öyle bir şekilde biz ele almak istedik ki bu artık böyle hani olursa iyi olur değil, olmazsa olmaz konular. Gençler için de öyle, diğer paydaşlar için de öyle. Hadi kitaba dönelim. Hadi dönelim. Kimler var kitabın içinde? Kitabımızda 17 lider var. Evet. 17 liderin 11'i Türkiye'den. Evet. Türkiye'nin önde gelen kurumlarının yöneticileri. 6'sı da yurt dışından. Onlar da dünyaca ünlü global şirketlerin evet. liderleri. Ve biz yola çıkarken Ümran'ın dediği gibi bir farklı bir kitap yapmaya çalıştık. Yani bunun içinde hem sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlikle ilgili akademik bilgi var. Hem liderlere sorduğumuz 10 soru ve onların büyük bir açıklıkla, büyük bir samimiyetle cevapladıkları sorular ve yanıtları var. Ve en sonunda da kitabın bir yol haritası çizdik. Yani liderlik için, değer yaratan liderlik için 10 adım diye bir küçük bölümümüz de var. Dolayısıyla bu kitabı okuyan ve örnek almak isteyen gençlere ve yeni nesil liderlere de elimizden geldiğince yön göstermeye çalıştık. Şimdi o liderlerden biri Güler Sabancı aslında kitabın hı hı. içinde. Çok hoşuma gitti. Bu sabah gözümü açtım, sayfayı açtım, önüme o satır çıktı. İnsanlara şans vermenin, yol açmanın ne kadar önemli olduğunu atıfta bulunmuş. Hani ben dönüp kendime baktığımda bireysel olarak evet. Yani bir şeyleri gör ve insanlara yardımcı ol. Çok kıymetli bir öğreti bu. Şimdi sizlere tek tek soracağım. Sizler bu konularda neler yaptınız? Mentorluğunu çok altı çizdiniz biliyorum ama. Siz fiili olarak hani nasıl yol açtınız, nasıl destek oldunuz ve olmaya devam ediyorsunuz? Tabii benim şimdi 35 yıllık kariyerim artı 2 daha 37 oldu. Bu süreçte yani herhalde bunun en az 30 seneden fazlasında insan yönetmek şansım oldu. Ekipleri kurarken o günkü tabii güçlü yönlerinin üzerine gelecekte gidecekleri pozisyonlar içinde nasıl gelişmeleri gerektiği, bu konuda onları nasıl destekleyebilirim? Yani normalde iş üstünde hani koçluk yapıyoruz tabii ama proje tecrübesi yaratmak, gerekiyorsa onları kısa dönemli başka ülkelere, başka fonksiyonlara gönderip orada yeni tecrübe edinmelerini sağlamak ve sonuçta geri geldiklerinde çok daha farklı bilgilerle ve tecrübelerle gelmelerini sağlamak diye eklemek istiyorum. Çünkü mentorluk çok önemli ama şu an onu çok yapıyorum ben. Çünkü artık iş dünyasının içinde fiilen her gün yöneticilik yapmıyorum ama yönetim kuruluna kadın yetiştirme konusunda mentorluk yapıyorum. STEM öğrencilerine mentorluk yapıyorum. Ama şirketler içinde yapmamız gereken en önemli şey tecrübelerini destekleyip hayat tecrübesi ve iş tecrübesini destekleyici fırsatları sunmak. Proje, dediğim gibi yeni fonksiyon ve yeni yerler, yeni işler. Ama bu bir ay da olabilir, 3 sene de olabilir. Yani o fırsatları onlara yaratıp vermek. Siz ne diyorsunuz? Vallahi ben kendi hayatımdan bir örnekle başlamak istiyorum. Çünkü gençlere şans vermenin gerçekten çok önemli olduğunu düşünen ve bunu birebir yaşamış bir insanım. Rahmetli Sakıp Yetişip Sabancı 25 yaşında bana tüm grubun, Sabancı grubunun iletişimini emanet etti, öyle diyeyim. Yani gerçekten çok genç bir yaş. Grubun en genç kadın yöneticisiydim bayağı uzun bir süre. Dolayısıyla bu fırsat vermenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ben de bütün kariyerim boyunca birlikte çalıştığım arkadaşlara, iletişim sektöründen bana ulaşan, destek almak isteyen herkese elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Üniversitelerde iletişimle ilgili ders veriyorum uzun süredir. O kanalla yardımcı olmaya çalışıyorum ve de tabii sektörel derneklerde de uzun süredir görev alıyorum. Bu şekilde de kitabın hakkını aslında ikinize veriyorsunuz fazlasıyla. Yardımcı oluyorum. Peki şimdi sohbetimizin sonuna yaklaşırken ben bireysel birer soru soracağım sizlere.
normalde sorduğum soru şuydu işte, bu yaştaki işte Ümran Beba 18 yaşında mektup yazsa ne derdi diye soruyordum da bugün onu sormayacağım. Bugün şunu sormak istiyorum. Geleceği bırakmak üzere bir mesaj sorsam size, ne mesajınız olurdu? Evet, şöyle söylemek istiyorum. Biz ancak içinde bulunduğumuz toplumla birlikte büyüyebiliriz, gelişebiliriz diye düşünüyorum. Bizim o toplum içinde bir tane çok iyi olmamız bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla etrafımızda ihtiyacı olan herkese değişik şekillerde, bu mentörlük olur, maddi manevi olur, neyse, o desteği vererek toplumla birlikte yükselmek, daha iyi işler yapmak üzere herkes bu yolculuğa çıksın diyorum. Zaten burada kitabınızın ilk sayfalarında da son derece böyle eyleme çağrı cümleleri yer alıyordu. Hani bunu redakte eden, yazan herkesin de eline sağlık bu arada. Çünkü eminim sizin arkanızda da pek çok çalışan arkadaş vardı bu işle alakalı. Gerçekten dili lisana hepsi çok keyifliydi. Sizin mesajınızı alalım. Kitaba ben de atıf yaparak bitirmek istiyorum. Kitapta sizin dediğiniz gibi bir fikir alın, bir fikir verin dedik. Yani şunu demek istedik. Bunlar bizim fikirlerimiz. Bunları dinleyin ve uygulayın değil. Biz sizden de öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla bu bir süreç. Sürdürülebilirlik, sosyal etki, toplumsal fayda yaratmak. Hepimizin el ele vererek, birbirimizden öğrenerek bu ülkeyi, ülkemizi ve dünyamızı daha ileriye götürmesini diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 24 saat içerisinde organize olduk. Var olun, sağ olun. İnsanlar boşuna lider olmuyorlar. Gözlerinize bakarak söylüyorum bunu. Hakikaten samimiyetiniz için ve yardımseverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Deniz Akademi YouTube'da bir programın daha sonuna geldik. Bu ve benzeri programlarımız için bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.